Koyun tanır kuzusunu, çamurludur borsuk suyu. Sizin için attırdık Eskişehir'in tozunu. Eskişehir'e bağlı Hekimdağ Köyü'nün sokaklarında yürüyoruz sevgili seyircilerimiz. Ben esasında buraya ilk geldiğimizde burayı Eskişehir zannettim. Hakikaten çok eski bir şehir burası. Ve burada Karslılar yaşıyor, onu öğrendik. Köyün neredeyse tamamına yakını Kars Kazman'dan ekmek paralısı için kalkmışlar, buralara göç etmişler. Şurada ablalarımız var, 3 tane teyzemiz var. Yanlarına doğru gidiyoruz. Bizle konuşacaklar mı? Adın nedir? Seyran Togan. Seyran ablacığım, siz de Kars Kazmalı mısınız? Evet. Siz ne zaman geldiniz? 10 sene unuttuk. Gerçi öyle çok yer gezdiğimiz söylenemez ama burası hakikaten çok doğal, doğallığını korumuş bir köy. Buradan bir dere akıyor. Ne kadarını görebiliyorsunuz bilmiyorum ama. Kediler, köpekler, hayvanlar ve tezekler var burada. Havuzlar, horozlar, tavuklar onun üzerinden yemleniyorlar. Yine böyle yemlikler var. Evler son derece eski. En az 100 yıl önce yapılmış evler. Taşlar taşların üzerine o kerpiçle sıvanmış ve çamurla sıvanmış evler var. Şurada da yoğun ve hummalı bir çalışma yapan arkadaşlarımız var. Anladığımız kadarıyla da çalıları atıyorlar. Ağam selamun aleyküm. Aleyküm selam, teşekkür ederim. Misafir kabul ediyorsun mu? Ağa gibi oturmuşsun da buranın ağası sen oluyorsun değil mi? Değil de fakat yaşlıyım. Yaş geçti. Kaç kine yaş kine? 80. Buyur. 80 yaşında. 80 mi? Sen karadığında çıkıyor. Kolay gelsin. Ha çıkıyor Selim. Sen de çıkıyorsun şimdi bak. Sadece ben çıkmıyorum yani. Kolay gelsin. Ne iş yapıyorsunuz? Bana ne yapalım? Yardım edecek bir şey var mı? Gördüm öyle uzaktan çalışıyorsunuz. Çalışıyoruz ya. Yardım verecek. He? Odunları toplayayım ya. He? Odunları toplayayım buraya. Oldu. Baş üstüne. Ne verecek üstünde? Var mı? Bir şey ödüyor musun? Abi yemeğe vereceğiz. Kaç para vereceksin? Ona çalışıyorlar burada. 10 lira, 10 lira. 10 lira. He. Vallahi kurtarmıyor. 15 yaparız. 15'e bağlı yap şu işi. Yok ya, dağın başında ben. Yemeğini yiyeceksin, çayını içeceksin. Yok yemek istemiyorum. 15'e versen tamamdır. Ben attırırım onları. De hadi buyurun yapalım bari. Gel. Gel. Aha kuzu. Kuzu bu anasının kuzusu. Aha, anası. Anası ya mısın? Gel. Gel. Al. Al kuzuyu çekiyoruz bak. Al. Uy. Anne kurban. Uy. Annem nasılsın? Bana iyiyim sağ ol. Kaç tane çocuk var? 5 oğlan var. Allah bağışlasın. Yeni bunu evlendirdim. Taze adam. Ondan öyle yiyeceksin. Gel. Çekiyorsun. Gelini getirdim ben. Öyle mi? Hı-hı. Gelin nereden? Buradan gelin mı aldınız? Gelin içeride. He, Ada Pazarı'nda getirdim. Nereden buldunuz gelini Ada Pazarı'nda? Akraba. Akraba. Orada mı yaşıyorlar? Yok. Baba anası orada. Biz geldi buraya getirdik. Pardon ağam. Kusura kalma. Tekstür altı da konuşuyorsun. Sizin maşallah traktör var. Var. Zengin sayılıyorsunuz onu. Çok şükür zenginlik. Köyde atla çift sürüyorlarmış. Şimdi motor var. Sizde var da yani köylüde var. Köylüde de var, var. Tabii bir iki kişi de var. Sizde zamanında... Tabii biz de uçileyi çektik. Tarlayı sürdük. Ekin ektik. Şükür durumumuz iyi oldu. Ondan sonra motor aldık. Çok şükür bugünümüze. Motordan kasıt traktör değil mi? Traktör de traktör. Aha içeride. Tamam gördük. Havanı atma. Damat sen. Hey hey hem de. Soru hep alıyor mu? Tabii atmaz mı ya? He? Aklımdan geçeni bile alıyor bu. Öyle mi? Aman yanlış bir şey düşündüm. Ben ne de yanlış değil. Şimdi bende ebe yok. Ebe mi yok? Abi evlenecek. Bir ebe bulacağım. Öyle mi? Ya baba ne yapıyorsun? Şimdi alıyor mu öyle konuşsam? Almaz mı ya? Tamam mı? Bir ebe bulalım. Her gün ya. Bir daha şey gibi. Ne evlenmek misin? He evlenmek istiyorum. Yok utanmıyor musun yaşından başına? Ne ya yap- bırak be yaşı başı ne yapacaksın ya? Yok ne yapacaksın bu saatten sonra? Allah Allah zaten bu yaşta yarı yer be.
Hanımı ne zaman kaybettin? 12 sene oldu be. 12 senedir bulamadın mı? Bulamadım ya memleket. Bütün Türkiye'yi dolaştım, gör biz yaşlılara varmıyoruz. Genç olacak, genç. Genç istiyorlar. Ben de genç, bana yaramaz. 80 yaşında, 20 yaşında olur mu? Olmaz. 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 Kendi ahbabın olacak, yaşında olacak. Nereli olsun? Alayım ben sizi barış. İç Anadolu olsun. İç Anadolu. He, doğudan bir şey anlayamadık. İki sene evlendim, iki defa. Oradan bir randıman alamadım. Randıman. Alamadım. Şimdi doğudan evlenerek bir randıman alalım, değil mi? Valla bilmiyorum. Bilersin, bilersin. Burada kavun değil ki, koklayıp alarsın. Sen çok geziyorsun, bilersin ya. Ya geziyorum da ben ne bileyim. İkisi de mi rahmetlik oldu? Ha, ikisi de rahmetlik oldu. Allah gani gani rahmet eylesin. Allah razı olsun babam. Ama bak ben sana bir tutuyorum. Ben oturduğun yerden hanım bulamam. Bakacaksın, gezeceksin biraz. Dolaşacaksın. Şöyle bir şey, hafif Clark bakışlar atacaksın. Ve oturduğun yerden olur mu ya bastonuna dayanmışım? Allah Allah. Ya geziyorum öyle bastonla olur mu? Geziyorum ya. Hey işte böyle. Böyle. Böyle aranacak. Hele bir dolanak hele. Hadi gel, bakalım. Gel bakayım şöyle, hele bir dolak hele. Dayım evlenmek istiyorsun. Maşallah sen benden geçsin yok. Tabii. Yuh valla benden geçsin. Hoş hoş. Yaşım var tarafında çok izliyorum. Sen hoş geldin sabah. Hoş bulduk. Sefa görmüşüz. Valla ben ya, bu adamı everek ya. Everek ya. Ya yenge. Bulamadınız mı bu adamı? Oğlanları everiyorsun. Bu adamın canı yok mu? Bu benim dayım. Dayındır. Ya. Ben büyük gelini ben. Hanımı evlendi. Ben dedim dayı gel evlen. Dur. Yok dedi ben oğlumu evlendirim. Sonra evlenir. Şimdi o zaman da evlenmedi. Daha yaşı gitti başı gitti evlenmedi. Karıyı öldüreceğiz evlenme. Küçük oğlan diyorum. Anladın mı? Nerede duruyor? Paranızı bulalım. Daha zaman geçti. Nerede bulacağız arayı? 15 sene oldu ya. Allah'ım. Bulamadınız tamam, mı bir münasip bir kısmet ya, bulamadınız mı ya? Ha evlen. Ondan sonra dedik haca gitsin ne bileyim ne yapacak evlenmeyi. Hazına gitsin tamam. Haca gelsin biz güzelce bakıyoruz. Üstüne bakıyoruz, şeyine bakıyoruz. Geline koyup bu şeyine güzelce bakıyoruz. Bak dur ya. Vay sizi. Bak nasıl uyduruyorum. Sen bana bakmıyorlar mı sana? Bakıyorlar ya, benim cüzdan cebimde ya. Ben onlar 5 kuruş saymam ya. Bili Çilli'de horozum kayboldu. Hadi şu çalıları attır verin. Bili Çilli'de horozum kayboldu. Nasıl yapacağız biliyor musun? Nasıl yapacağız? Şöyle yapacağız, onlar da kucak götürecek. Biz oraya atacağız. Tabii biz burayı işte belanız, yani işte. Bunları yakacak mıyız sonra? Ne işe yarayacak bunlar? Ya bunları tandır yakıyoruz. Fırın için yakıyoruz. Lazım bu yani. Tabii fırın. Bizde bizim doğumluki tandırdır. Tandıra vururuz. Lavaş atmak biz pişiririz. Şu an yapıyor musunuz? Şu an ama bugün yapmıyoruz, her zaman yapıyoruz. Bugün tandırımız yok yani. Lavaş atmak göze de biliriz yani. Bizim, yapıştırma. Ona çalışacağız biz yani. Tabii. İyi. Bu manlaka böyle, burası yayladır. Bir şey demedik, tamam. Koyun sayısından girdik. Şimdi hava biraz soğuk olduğu için taze kuzuları dışarı çıkartmıyoruz kuzuları. Bu havada çıkmaz. Hasta koyun neredeydi? Hasta koyun şurada yatıyor. Nesi var onun? Valla aynadan hastalanmış, ne varsa bana mamalara hep şey olmuş. Simsiyah oldu. Bu veterinere gösterdiniz mi siz bunu? Yok ya, nereye götürelim? Arabamız da yok götürek. Vatanlarda şey yok. Bakın, siz de anlamıyorsunuz. Anlamıyorum. Ne olduysa bilmiyorum. Hiç böyle bir şey görmemiştik yani. Aniden i̇lk defa mı geliyor başınıza? Tabii bu ilk defa ben böyle gördüm yani, hiç böyle mal görmedim. Allah Allah. Taraf, buna taremsizle yaptım. Antibiyotik mi o bir? Dün mü? Dün oldu. Getir bak şunu. Bu da ıslak gibi ya. Dün oldu da kuracak mı? Bu da bir günlük yani. Vakitleri de ıslak. Bunlar da kurbana kadar bakacağız. Bunların cinsi ne oluyor? Bu yalova oluyor bunlar.
Şimdi iki çeşit marnoz, yalo. Bunlara hem kırma diyorlar. Ya, kırma diyorlar. Marnuk. İşi hakikaten çamur, balçık gibi bir şeyle sıvanmış eski bir köy sokağından yavaş yavaş yürüyoruz böyle. Karşısı dağlar, ovalar, ahanda. Hoş geldiniz. Hoş bulmuş. Taş Köprü'nün ayranı meşhur. Ayranı mı? Tabii. Burası Taş Köprü mü? Tabii Taş Köprü. Başka hekim bir adı diyorlar. İki hekim ismi var. Bir İsmail, bir de ismi Osmanlı İmparatorluğu zamanında hekim da. Burada yetişen otlardan ilaç mı yapmış? Tabii. Şu gördüğün dağlar. Çerkez Kaya diyoruz. Türkmen Baba. Bütün etraflarındaki bir ot var. Otu ismi. Cislik otu diyorlar. Böyle çiçekli şeklinde. Bu hekim dağı olarak kansere karşı mesela sarımlık karşısında çok etkili şey varmış. Bu ot için o köyün ismini olarak hekim dağı. Şimdi, köyün ağası mıdır? Evet, şu anda köy ağası. Marabalar ne biçim duruyor öyle? Gelin bana aynınızın yanına. Ağanın yanına gelin hele. Bizim köy fazla. Bu maraba seni takmıyor. Şimdi bunlar da haklı. Bu senin ağlığını. Bir maraba anı karşısında böyle durabilir mi? Ne güzel. Şimdi de sanki yayık ayranı yayırlar. Bu nasıl ağlıktır ha? Vallahi ağalık ya. Senin sıfatıya bakıp bunlar gülürler. Vallahi ağalık. Vallahi. Ele tükür. Dur bak. Bizim köy olarak hayvancılık var. Hayvancılık bazen de böyle arıcılık var. Bu da ağa değneği mi oluyor? O da ağa değneği. Şimdi bu tesbih... Bu tesbih Osmanlı döneminde İran'da gelmiş. Bu Osmanlı İmparatorluğu zamanında İran'da bu da... Ağam biraz sallıyorsun galiba. Bu olsun olsun 5 aylık 1 yıllık tesbih. Yok ciddi diyorum. Bu Osmanlı döneminden İran'da Tarhan'da... Şimdi arkabalarımız var orada. Kökenimiz Arap. Onun için bu orada gelmelidir. Demek ki tarihi eser kaçakçılığı hadisemiz de var. Bu gördüğün çubuk da... Bu da Şam'dan mı? Yok, Şam'da değil. Bu ne çubuk demek? Da kaç seneliktir? En az bir yani... Biz 100 yaşında var bu çubuk. 100 yaşında bir tesbih, 100 yaşında bir değnek. Bir tane de 100 yaşında. Bunlar da işte ağada kalmaz. Öyle. Bu kimdeyse ağa o mudur? Tabii. Sen ne yapıyorsun? Bir ağanın karşısında böyle dolaşılır mı? Görmüyor musun elimde değneği vardır, ağa değneği vardır, ağa tesbihi vardır. Artık ağalık bana geçmiştir. Başka bir işimiz yok. Siz gibi de medyanızda başım tacıdır. Her zaman büyürün. Kılıçla? Kılıçla yalabiliyorum. Yalabildim. Yapıyorum zannediyorsun kendini. Bunun tam düz olması lazım değil mi? 8 asırdır süren çömlekçilik geleneği birazdan. Dünyanın merkezi ahanda tam burası. Nasrettin Hoca'nın dünyanın merkezi dediği yer. Birazdan. Eskişehir'e bağlı olan Mihalıççık ilçesine bağlı Sorkun Köyü. Bu köyün ilginç bir özelliği ise tam 800 yıldır, yanlış duymadınız, 800 yıldır burada çömlekçilik yapıyor buranın insanları. Ve 800 yıl önceki yapım şekli neyse günümüzde de aynısını uyguluyorlar. Bu arada hiçbir teknolojik gelişme, hiçbir yenilik yok. En iktidai şartlarla 800 yıl önce nasıl yapılıyorsa günümüzde de aynı şekilde yapılıyor. Atölye buradır. Evet. Bir bakalım atölyeye. Buyurun. Siz kaç senedir yapıyorsunuz bu işi? Vallahi doğuştan beri işte bu işten aşırı neşir. Kaç yaşında başladın? Ben... Hatırlamıyorum işte. Aklımız erdereli bu iş. Doğdun çömlekle. Evet. Yaş bu... Kemal'e erdi yine çömlekçiliğe devam. Efendim kolay gelsin. Kolaylıklar diliyoruz teyzeciğim. Nasılsınız? Allah'a şükür diliyoruz. Ey yavrum, ne olacak? Biz galiba niye diyarladım? Bunlara bildim artık. Ben yapamaz oldum galiba. Bu her çamurdan olmaz ama. Kılıçla yalabiliyorum. Yalabildim.
Siz ama çamurun getirilmesiyle ilgilenmiyorsunuz. Sadece şu işlem sizin. Yok, çamurun planı beraber geçeriz, beraber kararız. Onu da mı kadınlar yapıyor? Kadınlar yapar, erkekler de yapıyor. Adamlar bir denemez ki çamurunu kendi. Ayarlayamaz. Sen bayağı feminist olmuşsun teyzem ya. Hayır, adamlar ayarlayamaz yavrum. Hanımlar ayarlar onu. Allah Allah. Kaç çeşit toprak var? Bir kırmızı var. Bir de var işte bu. İki değil mi? Öbürü yeşil toprak mıydı? Tabii, yeşil toprak. Anası öbürkü mayası deriz. Bunu daha önce denemiş erkekler, konuştuğumuz adamlar söylediler, becerememişler. Tabii. Bunu bir köyde yapabilen bir erkek yok galiba. Yok, yok. Onu kaldırdık. Tabii, şimdi benden. Dur, neydi adı onun? Ayık durumu neydi? Kaldırma. Kaldırma. Yok yok, düzeltmeye ne diyorduk biz? Yalabıdık. Ha, yalabıdık. Yalabıdık onu. Kıvrını kıvrını verecek. Bu alır tamamen el becerisi değil mi? Tabii. İnsanın yeteneğine kalmış bir şey. Tabii. Yani. İçeriden düzeltiyoruz şimdi bunu. Bunda ne pişiyor? Bunda hepsini pişiriyorlar. Fasulyesini, etini, güvecini, her. Ne yaparsan yoğurt mayalarlar. Şimdi bu biraz daha kendine gelecek. Evet. Tekrar öbür aşamasını yapacağım. Diyorsun bunu erkekler yapamaz. Tabii yapamaz. İyi. Kalk. Yapıyorum zannediyorsun kendini. Allah! Nerede kılıç? Bunun tam düz olması lazım değil mi? Böyle çömleğe biraz saygı gösterin. Çömleği kendisine değil tabii. Çömleğin yapımına ve emek harcayan teyzelerimiz saygıyı fazlasıyla hak ediyorlar. Ben de döndürüp durum da yalabıttıramıyorum yani. Çok güzel oldu ya. Oldu. Çömlek yapamadık ama çamurdan zarfı Türkler icat etti. En azından bunu kanıtladık. Şu tepsiyi yaparım ama ben, öyle geliyor bana. Tepsiyi ben yapıveririm. Beceremediğimi mi ima etmeye çalışıyorsun? Ne aslında? Ha. Bunu hiçbir şey yapamıyorsanız sevgili seyircilerimiz, çamuru alıyorsunuz, sivilce ve akne tedavisi diye cilt maskesi olarak kullanıyorsunuz. Yüzünüz bir süre sonra geriliyor ve rahatlıyorsunuz. Hiçbir şey yapamıyorsanız bunu yapıyorsunuz. Çamur her derde deva. Vurduğumuz avcanları değil mi? Bu avcılar biraz atar derler. Atmıyoruz. Vurdular, milyar tane avcanımız var. Üçüne yatmış, karın üstüne yatmış. Ava çıkan iki arkadaş birbirlerini nasıl avladı? Birazdan. Bu haftaki otomobil köşemizde yaklaşık 650 beygirlik bir Lombardi'yi inceliyoruz sevgili seyircilerimiz. Kısacası bu otomobili kullanan herkes yeryüzündeki bütün otomobilleri kullanabilir. Çünkü bu otomobili kullanmak hakikaten çok zor. 7 ileri vites olup 12 silindirli ve tam 650 beygir gücünde uçuyor. Uçuyor. Ama frenine bastığınız zaman freni tutmuyor. Yine de böyle bir spor arabayla bana Anadolu yollarında gezme imkanı tanıyan sevgili yöneticilerime çok teşekkür ediyorum. Evet. Bu muhteşem ve unutulmaz yolculuğumuzun şimdilik sonuna geldik. Fakat ben bu spor otomobilden nasıl ayrılacağımı bilemiyorum. 4 çeker değil bu, 5 çeker. Biraz size tanıtmak istiyorum. Bu bizim mühendisliğimizin en son harikası. 12 silindir, su soğutmalı. Sanıyorum 64 tane valve var. Çift turbo, 650 beygir gücünde ve 7 ileri otomatik. Hidrolik direksiyon,
Yok. Klima, air condition. Air condition'ını size göstermek istiyorum sevgili otomobil severler. Kapıyı açtığımız zaman gördüğünüz gibi her taraf direkt air condition. Yani affedersiniz buradan gidiyor, o oradan çıkıyor. Bu otomobille neler yapabilirsiniz? Bu otomobille ben az önce otobanda test ettim. Yaklaşık 280 km hız yapabiliyorsunuz ve... pardon, bana mısın demin? Kokuyu takip etmek ne diyordu replikler intin için? Şınıf. Fırın. Allah ateş. Hiç rahatsız olmayın. Dondum. Dondum Maru. Teyzem nasılsın? İyi şükür Allah'a. Ben açık işim acel almasa sana ben hemen iki tane bir şey geçeceğim yemeğe ya. Nasıl? Ben ama kokuyu duydum da geldim. Daha öyle kokulu. Ne yapıyorsunuz burada? Şükür Allah'a çok gel iyi. Ateşin yanında konuşalım. Burası soğuk acık dur. Allah ben bu ermeği bir şey istemiyorum. Hiç görelim. İstemiyorsun emmi. Nasıl istemiyorsun? Benim beyim istiyor. Kim istiyor? Benim beyim istiyor. Zayıflamanı mı istiyor? Aa acarlaşmasını. Zayıflamasını. Acarlaşma ne? Ha? Şişman. Şişman mı? Ya şişman oldu. Kilo verme diyor beyin sana. Verme diyor. Ben veren diyor onu vermiyor. Yani bazıları kilolu sever, balık eti sever. Normal sen de canım, adam nasıl istiyorsun? Harlıyor musun sen şimdi ateşi? Ya. Ben yapayım o işi. Sen söndersin. Ne yaparım? Söndermem. Kolay gelsin. Hoş geldin. Ne yapıyorsunuz böyle? Boyça yapıyoruz. Ne yapıyorsunuz? Boyça, fırın boyçası. Fırın boyçası mı? Fırın boyçası. Biz buna boyça deriz. Boyça. Boyça. Nasıl oluyor? Gözleme gibi işte hamuru açıyoruz, yağlıyoruz, pişireceğiz, size ikram edeceğiz. Öyle mi yapacağız? Öyle yapacağız. Unla açtın hamuru önce? Önce hamuru yumurdum. Heh. Ondan sonra içime açtım böyle yumakladım. Yumak. Yumak döktüm. Yumak dök, oldu. Hamuru böyle, parçaladı, evet. Hamuru böyle yumak döktüm. Tamam. Yağladın. Fırına salıcın. O ne o tastaki? Haşiş. Yağlı ne? Haşiş. Yağlı? Yağlı haşiş işte. Haşişli yaz bunları. Haşiş mi? Haşişim yetmedi. Yağ ürediyorum. Malzemeden mi çalıyorsun yani bize yaparken? Tabii. Teyzem, her gün yapar mısınız bunu ya da sık sık yapar mısınız? Sık yaparım. Haşhaşlı yağlı gözleme. Gözleme, boyça, fırın boyçası. Bu memlekette kimse aşık kalmaz inşallah. Efendim merhabalar. Kim gurbette kiminiz var? Ne, kim var? Benim var. İki tane oğlum var. Üç tane kızım var gurbette. Eskişehir'deler hepsi. Çok uzak değil, 1,5 saat. Neden uzak, yakın gidemiyorum, gelemiyorum. Meyit yarım ben galiba. Onlar gelsin. Onlar da bayramdan bayrama geliyorlar. Bazı bayramlarda belki de gelmiyorlar. Ya gelirler, bayramda gelirler. Bayramda sektirmiyorlar. Ya, acarlar mı? Bir denese çok acar, bir denese yine iyi, sen gibi abi, ortam. Sizin aşkınız dillere destanmış. Bu köyde anlatırlar. 7 sene yavuklu durduk. 7 sene? 7 sene yavuklu durduk. 8. sene geldi. Zorun neydi? Ne çektiriyor mu bari? Elimizde yoğdu. Anca evlendik. Ama yok, senin baban demiş ki köyde su yok. Kim su getirirse kızımı ona vereceğim demiş. Ve bu Ferhat dağları ben delip... Ben biliyorum daha su kim bakarsın ona verin dedi. He. Bu baktığına. Öyle de biliyoruz işte, biliyoruz da anlatıyorsun. Senin baban demiş ki ne? Köyde su yok, kim su getirirse ona vereceğim demiş. Dağları delmiş Ferhat. Öyle almış kaç seni. Kaç bilmiyorsun yoksa bunun dağları deldiğini. Delmedin mi dağları? Deldim. Söylesene Ferhat amca. 5 çocuğu dağlarla büyüttü bu. Nasıl dağlarla? 5 çocuğu dağlardan odun getti, odundan büyüttü. Dağı deldi. Odun deldi, modun kalmadı deldi, orada. Deldi, su getirdi deldi. Köye. Su getirmedik. Unuttun sen be iyice. Odun gettik. Şirin. Odun gettik, sattık. Çocuklarımıza harçlık koyduk, okuttuk. Kızma canım, bir şey demedik ha, yani. Okuttuk kızım. Sen de. Aa. Oğlumuz kızımız hep şehre gittiler. 7 sene ne yaptın? Nasıl bekledin öyle ya? 7 sene bekledik. Bu ufaktı. Büyümesini bekledik. Büyümesini bekledik. Elde yoktu, diye avuçta tabii, yoktu. Tabii, elde avuçta da yoktu. Anca
66'da 67'de evlendik. Allah bahset Allah Mesut bahtiyar etsin inşallah. Ama bak bu kadar oldum daha bir tokadan yemedim. Hiç. Şükür Allah'a hiç. Senin o mübarek elini öpeyim ben dayı. Burada sadece yaşlılar yok, gençler de var burada. Sen ne yapıyorsun kardeş? Ne iş yapıyorsun? Aha, uğraşıyoruz. Neyle uğraşıyorsun? Uğraştığını biliyorsun. Mallarla falan, ineklerle uğraşıyorum, bakıyoruz. Şey. Hayvanlarla ilgileniyorsun. Ha, hayvanlarla. Yani. İyi mi aran? İyi. Güzel. Nereye kız? Gel bakayım sen gel. Sen ki, bu kimin kızı bu? Benim kızım. Senin kızın mı bu? Sizin isminiz efendim? Rabia. Rabia Hanım, okuyor musunuz? Hayır. Ne yapıyorsunuz? Ev hanımı, ev kızı. Karar ver kızım, ev hanımıyla ev kızı. Ev kızı, ev kızı. Yaş kaç? 17. 17. Yarın öbür gün gel anası gel. Gel, gel anası gel. Gel, iyi günlerim bunlar. Gel, gel, gel. Kaynana olacaksın sen daha. Gel. Yarın öbür gün, yarın öbür gün işte biri çıkacak, elin oğlu gelecek. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle gözünden sakınan Rabia'nı isteyecek. Ağlayacaksın mı? Ağlayacağım. Niye ağlayacaksın? Kurbete gidiyor. Senin anan ağladı mı? Ağladı ya. Senin gelinin anası ağladı mı? Ağladı. Niye ya, güle güle versen olmuyor mu? Ben şimdi ne güzel gülüyorsun yani. Rabia, evleneceğin zaman sen beni düğüne çağır, ben anneni ağlatmayacağım. Ay hemen, hemen çağırırım. Vallahi. Evet. Onun için mi en büyük sıkıntı o mu yani, anam ağlarsa diye mi? Ay evet, ağlamasın. En büyük sıkıntın o mu yani? Evet. Ağlama ayol sende. Ya ağlarım. Turşusunu mu kuracaksın, ağlayacaksın diye gitmeyecek kız mı? Hadi yürü. Poğaçacı. Kaçtan satıyorsun onları? Satmıyorsun. Yiyeceğiz. Yiyeceğiz. He? Kokusunu anlatamam size sevgili seyirciler. Kokusunu anlatamazsın. Özelliği başkadır taze, bunların. Taze, taze. Ellerinize sağlık. Hadi bundan sonrasını sen hallet. Sen de şanaya verin Tatarlık var mı? Var, Tatarım. Gelenekleri yaşatmaya çalışan Tatarlar birazdan. Aleykümselam. Nasıl gele? Sağ olasın. Sağ ol. Gidiyorsunuz mu? Geliyorsunuz mu? Vallahi geliyoruz. Geliyoruz. Yok bir şey vurmamışsınlar. Nerede? Denk gelmedi. Vuramadık bir yol. Niye? Her zaman gün bunlarla beraber gittik. Bunlar 4-5 kardeş vardı. Bu çok açık göz yapardı. Bir dağladık köpeği saldık. Tavşan geliyor. Tam işiye gelirken, çukura inerken yüzüme aldım. Tetiği çekiverdiğim zaman buradan bir silah patladı. Tavşan yattı. Bu ciddi. Ya bu kimmiş diye hemen dolandım, vadım. Bu tüyü kayıya dayamış, tavşanı kesiyor. Aradan bir sene, iki sene geçmeden yine ava gittik. Çok gideriz bundan beraber. Karlık bir yere vardık. Kar bembe. Ondan sonra bir kuyuda yemek falan yedik. İnerken Melp dedim, benim kahvem vardı. Kahveye gidelim de dedim, şey bir tane vuram da arkadaşlarına erfene yapam. Eti bizden olsun, malzemesi bunlardan olsun dedim. Ben hastayım dedi. Bir de vurduğumuz tavşanları değil mi? Dur, bir tane bela vurdun sen. Bu avcılar biraz atar derler, atmıyoruz. Vurdular, yani. Biner tane tavşanımız var. Var. Ha, onu da şimdi şeyden söyledin ya. Ondan sonra indik. Ben böyle bayrağı aldım tavşan vuran diye. Bu da deri aşağı gidiyordu. Tüveye atmış, karın üstüne yattı. Lan Melit, vardım. Tüvek durup. Lan hemşeri kalk ya. Hemşeri ben açık uyuyuveren diyor bu. Lan uyuyan ölürmüş diyor. Ya karın üstünde, ciddi bu. Ondan sonra bu. Tavşan iyiydi, onun acısını çıkarttırdım ben buna. Çıkartıyormuş bak. Bu şimdi geldi yanıma, dur. Bu yanıma geldi. Bak ya o karın üstte yatılır mı? Lan aman elleme, kaldırma, ben ölüyorum. Hayır, bir şey yok bende, yalan. Durukan bu. Benim tavşan aldı, kendi tüveyini aldı. Içinde. Benim tüveyi aldı, götürüyor, 100 metre ileri koyuyor. Geri bana geldi. Tuttu kolumdan kakla, ve küt yıkılıyorsun. Sırtıma kaldırdım, indirdim. Baktı olmadı. Bir lan dedi. Hı. Aha ben bunu arıyorum dedi. Sırtta kambur. Bunu da kursak kocaman. Ve iki tonu taşıttırdın adamı. Ter buralardan gördü, kuşla da baya var. Güçlü yavadık. Tanıdık adamlardan. Ana Abdülhamid ne oldu arkadaş, hasta olduk dedim ya. Geçmiş gün bize çorba mı yedi, çay mı yedi, içtik. Melt dedim, ben de bir beygir al dedim. Sen dedim burada durak o. Ben giden beygirler koşan da gelen dedim. Vallahi ben senden sağlamım dedi. Ne yele? Ana bir tavşan iyiydin dedi. Hey bak dedim. Vallahi bundan sonra bak. Hasta ol. Çakmışım olabilir ben dedim. Anladım. Tavşanı yemesi kolay mı? Yeme de İngilizce. İnsan yiyirken ünler. Nereye gidiyorlar? Bu ciddi bu. Bu böyle şeytandır. Velhasılı kelim. Sen onun tavşanını yedin.
Sen onun tavşanını yedin. O da seni sırtında iki tonu taşıttırdı öyle mi? Başından kalıyor tavşanın diyor. Böyle şaka buluruk. Ya sen tavşan nasıl girken? O zaman ağzından yemin çıktı bak. Hakikaten ciğerin yine gitti bak. 79 yaşında yani. Öyle bir avaç çekti. Böyle bir şey olsa. Var mı öyle vuruyor mu? Gayrı bıraktık. Ben gitmiyorum 10 senedir, 15 senedir gidemiyorum kuzum. Ha, bir benim paketlerim yani. Görmüyorum. Ha. Evet, ara 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 yani. Sen ara. Dayı? Ben de aynı. Ben de gayrı pes dedik. Benim birader arabayı koşar. Arabayla götürü. Bunun çocuk. Hala yürüyerek gitmiyorsunuz artık. Biz yürüyerek gidemiyoruz. Ben yürümüyor ya. Burada bundan yine vuruyoruz bir tane, iki tane vurup geliyoruz. Gene atıyoruz yani. Gene atarım. Atarım. İstersem bir şapka attırıyor bak. Şapka. Ha. Vuru veren bir. Şapkayı. He. Allah Allah. Aman avcı vurma beni. Ben bunu. Bir şeyi harcadık. Şöyle baktık. Dayı yok be. He. Yok be dayım. Yok. Ya eski günlerimi arıyorsun geberekçe. Ben bir deneyim demiş. Avcıyım ben şu dağları aşmadım. Sevdim seni yar ardına düşmedim. Gördün mü öyle vurdu bak. Ver dayı. Ayıptır söylemesi. Biz biraz anlarız bu işlerden dayı. Biz geçti gene. Azıcık anlarız bu işlerden. Aa bu olmadı işte. Avcı neye meydana çıkma bak. Yine de benim silahım oldu. Aman avcı vurma beni. Sorabilirsiniz. Aklınıza takılmış olabilir. Dersiniz ki dünyanın merkezi neresidir? Ben de size derim ki dünyanın merkezi aham da tam burası. Siz de bana en doğal hakkınız sorabilirsiniz. Nereden biliyorsun diye. Ben de size Hoca Nasrettin gibi cevap veririm. İnanmıyorsanız ölçü. Hoca Nasrettin Akşehir'de doğar, Sivrihisar'da da bulunur, görev yapar, burada da yaşar. Birazdan Sivrihisar'ın içinde de dolaşacağız ve Hoca Nasrettin'i rahmetle anacağız, yad edeceğiz. Sevgili seyircilerimiz, bu taşıt aracımızın adı, çok affedersiniz, eşek. Size kısaca bineğimizden bahsetmek istiyorum. 4 çekerdir kendisi, 4x4'tür ve yaklaşık yarım beygir gücündedir. Bir beygir gücünde olması için bir beygire binmemiz lazımdı. Halbuki biz, affedersiniz, eşeğin üzerindeyiz. Aslında bundan ibarettir. Son derece konforlu bir yolculuk vaat ediyor size. Virajlarda biraz tabii sağa sola yatabilirsiniz. Sürati de kısıtlı ama benzinim bitti. Lastiğim patladı. Efendime söyleyeyim şanzımanım bozuldu. Defransiyelim dağıldı gibi sorunlar olmaz. Alt tarafı motor sesine alışık olan sürücüler için de fazla bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Şeklinde bağırtısı olur. Biraz da yokuşlarda inadı tuttuğunda problem olur. İşte sana su. Dur bakalım, dur. Çok affedersin, eşeğim de şurada sulaya dursun. Ben de şurada bir elimi yüzümü yıkayı vereyim. Suyunu içebilirsin istersen kara kaçan. Mola. 5 dakika bir ihtiyaç molası. Sular da şirketten kara kaçan. Bekle ben elimi yüzümü yıkayıp geliyorum. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Adama bak ya. Dönüp bakmıyor bile be. Amca. Ya yüzümü yıkıyorum ya. Dönüp bakacağım bir dakika. İşim bitsin. Bakın ne yapıyorsun? Nereden girip nereye gidiyorsun?
Vallahi biz buralıyız da sen nereden geliyorsun? Hele hoş geldin. Hoş bulduk. Akşehir'den geliyorum ben de. Hemşeri sayılır mısınız ya? Hemşeri mi? Evet, burada Sivrihisar. Akşehir ha Sivrihisar. Doğru, çok yakınız. Dön de bir mübarek suratını görelim. Dönelim, dönelim. Kimlerdensiniz siz? Hoca Nasreddin derler. Hadi canım. Hoca Nasreddin. Keyif oluyor da. Vallahi bu mis mis. Ah! Ah! Hoş geldin, hoş geldin. Dur dur, bu böyle değil. Tabii yorulduk, yol yorgunu. Zannediyorum Hoca Nasreddin karşımda duruyor. Tabii biraz geldi bize, geldi. Hava yordu bizi biraz. Gene aynı. Hoca Nasreddin karşımda duruyor. Okuyun mu, üfleyin mi? Yok, yok. Bah! Ya hocam sen misin? Hoş geldin, hoş geldin. Hoş bulduk. Ele penlerin çok ah, olsun. Mübarek ah. Hocam. Ah. Ah o da düşüyor. Ah. Yakala, yakala. Ah, ah hocam. Ah. Ah sevgili hocam. Nasılsınız? Allah'a şükürler olsun. Hay sizler Allah. Nasılsınız? Kara kaçanı sulayalım dedik de. Meşhur kara kaçan bu mu? Meşhur da değil de kara kaçan işte. Hocam öyle demeyin. Bizim için çok meşhurdur bu. Tabii. Nasreddin hocanın çok af buyurun. Nasreddin hocanın eşeği diyebiliriz biz bunu. Bu bizim elimiz ayağımız. Biz bu olmasa öldük. Ters biniyorsunuz bunu hocam. Neden? Ya memleketten ayrılırken memleket gözümüzden kaybolmasın diye. Ya hocam çok affedersin. Eşinizin ismi neydi? Bilmiyorum ki. Ne yapıyorsun? Bilmiyorum. İnsan karısının ismini bilmez mi hocam? Geçinmeye göğünüm yok da ondan bilmiyorum. Hocam bir de diyorlar ki sizin hanım hiç eve uğramıyormuş. Çok geziyormuş diyorlar. Hadi canım sen de. Eğer öyle gezer olursa ara sıra bizim eve de uğrar ya. Ah. Hocam biz Tanrı misafiriyiz. Evet. Nerede kalabiliriz? Sizde kalabilir miyiz? Bak gülüm. Hı. Orada cami var. Orada Allah'ın evi. İstediğin kadar kalın. Tanrı misafirler orada kalır. Hocam çarşıya gidiyorsun gideceksin buradan değil mi? Evet. Gelirken bana da düdük alır mısın? Zor be. Niye hocam? Gelirken getiriver be. Parayı versene. Sonra versem üstümde yok. Malum vallahi kredi kartı. Parayı olsun. Verirsen düdüğü çalan. Vermezsen gözyaşı çeker. Şöyle biraz dolaşsak mı hocam? Sen nasıl istersen. Vallahi hay Allah ya. Sene 2005 Nasreddin hoca. Yok canım yok. Allah Allah. Hadi hocam gezelim. Buyurun. Kolay gelsin. Ne yapıyorsunuz burada? Şimdi bu zeytin şeyden geldiği zaman yıkandıktan sonra sıcak suyla. Yıkandıktan sonra şu an yıkadınız mı yani? Tabii yıkandı bu sıcak suyla yıkadınız. Sıcak suyla yıkadık. Burası Eskişehir, burada zeytin yetişmez. Yetişmedi. Şimdi ben Akçay'da kalmıyorum. Burada kalıyorum. Şimdi pazara çıkıyorum ya ben. Çıktığım zaman bunu yıkamam gerek. Nereden alıyorsunuz zeytini? Edremit. Buraya getiriyorsunuz. Tabii getiririz. Bunlar yeşil zeytin mi? Yok, siyah zeytinler. Niye bunda yeşil bunlar şimdi? Yok siyah bunlar şey var, sele oluyor yani. Ha, sele bunlar sele oluyor. Şimdi havuzdan çıkıyor bunlar. Hı hı. Yara bıraktığın zaman bu kendi kendine şey yapar yani kırışım yapar. Kırışım yaptığın zaman sele ismi oluyor yani. Bunun rengi değişecek mi yani şimdi? Rengi yok, değişir tabii. Biraz daha kararacak belki. Tabii kararacak. Kaçtan satıyorsunuz kilosunu? Biz buna 3 tane falan veriyoruz. 3? Tabii. Ucuz değilmiş. He? Ucuz değilmiş yani. Niye? Ucuz. Az mı ya? Şu anda ham zeytin var ya yerinde 2 milyon yani. 1 milyon kar için değer mi kilosunda? Ya şimdi kar değme meselesi değil yani. Bu şimdi bizim kendi akrabalarımızın olduğu için yani. Mahsul kendi. Oradan kurtarıyorsun. Tabii yani. Mahsulden kurtarıyor. Bunu böyle sereceğim. Tabii sereceğim onu. Bir şekilde. Tabii şöyle şey. Bu harmanlanıyor yani. Bir nevi harmanlanmış oluyor. Zeytin harmanını da böylelikle tabii. Görmüş oluyoruz. Burada. Tabii. Şimdi... Zeytin şimdi havuzdan çıktığı zaman, koymadığı zaman küflenme yapıyor. Hmm. Yani oksidi almak gerekiyor. Böyle harmanlı şey yapıyorlar. Güneşte tutmak lazım. Güneşte tabii. Yağmurlu havalarda ne yapıyorsun?
yağmur değil, ben bunu akşam kaldıracağım evin içerisine. Güneşli havada tekrar açacağız. Ne zaman satılacak bunlar? Bu pazarlarda yerimiz var yani bizim. Yarın öbür gün bu. Tabii, pazarız. Bir kolay gelsin. Sağ olun. Bükülür gelir, ah Afyon kalesi bükülür gelir, zülfü gerdana dökülür gelir, dökülür gelir, zülfü gerdana dökülür gelir, sen kuyun olsan da bende bir kuzu, sen kuyun olsan da bende bir kuzu. Melişe melişe getirir yazın, yayladan gel al gelin yayladan, kesme mi tüyünü kadir meyladan. Senin de sevdiceğin dört mü? Harman. Senin de sevdiceğin yanı yanı başında. Kaç yıldır çekiyorsun bu adamı? Kaç yıldır? 50 yıldır çekiyorsun işte. Zor mu geçim onunla? Zor ya. Geçinemiyoruz. Niye geçinemiyoruz? Neden? Hem dövüşüyoruz. Akis. Aksın biraz. Akıstır ya. Niye akıs? İşte ne dersen sen kötüye anlar. O akıs bilyelerini dağıtmış o demirci dükkanı. Öyle öyle. Bir de daha kuşu vardı. Kuşu doluydu, daha başka olurdu o. Nasıl? Kuş ne? O kartalı vardı, betonu. Bunlar çıkı ya. Avrada kapalıydı. Kartal besliyorsun. He. Demir büyüyorsun, 55 yıllık saz çalıyorsun. Tamam. Kartal besliyorsun. He. Sonra bir de hanım diyor ki geçimsiz diyor. Ne olacak böyle? Aks deniyor bir de bazı. Kızarım mı canım, bazı kızarım. Çok mu kızar ahali? Kızarım. İşte demirin annesi demir döve döve tabii kızıcık. Ateşleri göre. Canım ateşleri görüyor. Ateşler yanıyor, benden de ökalıyor. Senin gül cemalini görünce demirin böyle suya sokulması gibi cıs etmiyor mu eve gelince? Edicik emme beni ettirmiyorsun. Sen o zaman çok konuşuyorsun ona. Tabii ben ondan zorlu çıkıyorum, ne yapayım? Şimdi karların dediği oluyor, hep onların dediği mi olacak? Yeter onların ne olduğu. Tabii benim dediğim olacak galiba. İsyan bayrağını ne zaman açtın sen teyze? Ne zaman açan kuzum işte, ne bileyim ben, açıldı işte ne zaman açıldıysa. Açarım diyorsun isyan bayrağı. Tabi açarım, niye açmayan? Onun altında mı kalan? Korkan mı? Hey bre! Hey bre! Sen nişanda yok edin ay. Tatarlık var mı? Var, Tatarım. Gelenekleri yaşatmaya çalışan Tatarlar birazdan. Kozlubel köyündeyiz sevgili seyircilerimiz. Buranın eski adı Margı, yeni adı Kozlubel. Peki bu köyün özelliği ne? Biz bu köye niye geldik? Bu köyün size göre sağ taraftaki bütün bu yamaçların, bütün bu toprakların altında Lületaşı var. En önemli Lületaşı merkezlerinin bir tanesi. Hatta bir atelyenin de önündeyiz. Camdan gördüğümüz kadarıyla içeride de bir çalışma var. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Nasılsınız? Allah'a şükür. Bu yanlış görmüyorum değil mi? Bir bakayım. Star Wars'taki Darth Vader. Evet. Biliyor musunuz Star Wars'ı seyrettiniz mi? Fazla seyredemedim o gün. Siz resimden bakıp yapıyorsunuz. Tabii resimden bakıp. Peki bir şablon falan çıkartıyor musunuz? Bir çiziminiz oluyor mu? Şablon bu. Bunu daha önceden mi yaptınız siz? Küçük miniatür denedik bir. Bunu önce yaptınız. Sonra buna baka baka. Bu tamamen el işçiliği mi? El yordamı mı yapıyorsunuz? El işi tamamen. Öyle hani eskizi bilmem nesi üzerine çizimi falan filan yok, değil. Yok. Direkt tamam, alıyorsunuz en ham haliyle. Tabii. Bu taşın özelliği nedir?
Bu taşın özelliği çok ya. Şimdi nikotini %95 emici güce sahip. Bir. Alçı gibi kolay işleniyor. Alçı gibi kolay işlenmez. Alça bundan serttir. Alçı bundan sert. Tabii canım. Çünkü alçı ıslatıp hamur gibi olur ama tabii o, bak şimdi bu dovadan çıkış hali bu. Kolay kolay şey yapmaz. Böyle yani. Islak gibi bu taş mı? Tabii dovadan çıkış ıslak. Böyle beyaz mı çıkıyor bu? Tabii beyazdır. Zaten beyaz olursa güzel olur yani. Makbul olur. Bunları nereye satıyorsunuz? Valla yurt içi, yurt dışı eksportlar var aracılar. İhracatçılara veriyoruz. Toptan mı veriyorsunuz siz? Biz toptan çalışıyoruz. Ne kadar mesela bir tanesi? Şu mesela, şunu. Bu herhalde cilası falan da bitmiş. Bu tam opifo, tam bitmiş hali. Valla şimdi opifonun değeri $30. Siz $30'dan mı satıyorsunuz? Evet, $30'dan veriyoruz. Yani 40 milyon mu? 42 milyona 42, falan geliyor evet, aşağı yukarı. Tabii. Bu emeğinizin karşılığını ödüyor mu yani? $40 yetiyor mu buna? Sen nerede gördün ya şeyin imalatçının karşılığını aldığını? Mümkün değil de yani yine bereket versin. Tatmin ediyor yani. Siz ne zamandır yapıyorsunuz bu işi? 73 senesinden beri bu meslekteyim ben. Peki var mı böyle yetiştirdiğiniz çırak? Var. Çoluk çocuk yardım ediyor mu size? Çıraklarımız var yani. Oğlum var ama daha o pek okuyor şu anda. Peki günde ne kadar imal edebiliyorsunuz? Ne kadar yapabiliyorsunuz? Günde normal klasik modellerden 4 tane falan yapabiliriz. Yani 120 milyonluk ama şimdi bu üretim menü, yaparız iyi diyorsun. İyi de yani. Şimdi 120 milyonluk üretim yapılır ama bu sadece bir seferde bitmiyor yani bu. 29-30 sefer elden geçiyor bu. Ondan sonra bu seviyeye geliyor yani. Bu en ham haliyle işlenmişini tabii görüyoruz biz. Tabii. Hatta ben bunu da göstereyim sevgili seyircilerimize. Mesela burada bir tane bitmiş irice bir pipo var. Bu önceden şuydu. Bu hali aldı. İşte lüle taşına demişler. Ne oldum değil, ne olacağım demeli. Böyle ham halden usta ellerde böyle harika şekiller oluyor. Ya çok detaylı, çok ince işçiliği var bunun böyle. Vallahi hocam bu tamamen el sanatı. Yani onda makine işi bir tek şu ucu arkadaki makine delikleri delmek için makine kullanılır. Yani orada makine olayı yoktur. Tamamen yani kuşun kanatlarının cızgısına varacak kadar hepsi tamamen el işidir yani. Çok yumuşak bir taş. Buna taş da denmeli mi bilmiyoruz ki yani. Aldığınız zaman toz gibi dağılıyor. Siz hangi modeli yapacaksınız belli mi? Onun ahşabı varmış. Bir bakayım ben ona. Bunu özel sipariş mi verdiler? Sipariş. Kim verdi efendim bu siparişi? Satın export. Dışarı gidecek. Yani o satın alacak olan kişi tabii, tabii. Bundan yap dedi bize. Kaç tabii. tane yapacaksınız bundan? 5. 5 tane. Peki kolay gelsin. Sen cılama ay kımcılar ay yüreği taşıp tesirgen ektim başağa ay boğlamana tesirgen ektim başağa ay boğlamana kardeşlerim sağ olsun ay yoklamaga kardeşlerim sağ olsun ay kolay gelsin. Huhu! Hu! Misafir kabul ediyoruz mu? Etemiz, etemiz durmuş. Kolay gelsin efendim. Sağ ol. Nasılsınız? İyiyiz, nasılsınız? Bu az önceki türkü hoş geldin Toygar mıydı? Evet. Toygar ben mi oğlum garburu bu? Hayır, düğüne çağırıyor sizi. Hoş geldin düğüne demek istiyorsun.
Düğün mü var ki ne? Yok ya. Bizim türkümüz öyle. Tatar öyle türküsü mi? Evet. Siz belli zaten gözlerden marul. Sizin isim nedir? Altın dişli Hayriye. Fikriye. Fikriye. Altın dişli Fikriye. Bilmiyor musunuz siz onun türküsünü? Bilmiyoruz. Hemen öğreteyim. Hep beraber ama. Fikriye, Fikriye. Altın dişli Fikriye. Buyurun hep beraber. Evet. Fikriye, altın dişli Fikriye. Türkü bestelik sen. Bu evet. Nedir? Ne yemeğidir bu teyze? Yok, Tatarların çiğ böreğidir. Çiğ börek mi? Evet, çiğ börek. Nasıl yapılıyor bu? Hamuru yoğuruyoruz. Tuz koyup, unla, şeyle, suyla. Sonra açıyoruz, içine şey koyup kızartıyoruz. Soğan, evet. Peynirli de olabiliyor. Yağda kızartıyoruz. Yağda kızartıyoruz sonra. Ne zamandan beri yapıyorsunuz siz bunu? Siz tabii bildik bile kendinizi evet, bildiniz. Evet. Misafirlerime mesela sizin gibi misafirlere özel. Evet. Tabii, ağlatma beni. ağlatma beni. Böyle hep toplu mu yaparsınız? Hayır, kendi evimizde yaparız. Kalabalık olursa bir iyi misafir gelecek diye toplu olarak yaparız. Ayol misafirin iyisi kötüsü olur mu Tatar teyzem? Hayır. Misafirimiz gelince en meşhur yemeğimiz budur. Yani hamurumuz. Çiğ böreğin esas şeyi budur değil mi? Mesela İstanbul'da da var, pek çok ilde de var. Tek de az, bak böyle. Bak iyi misafir, dur ne yapıyorsun tepsiyi sen? Aa ne yaptın öyle? İyi misafir ne yapar biliyor musun? Altın dişli Fikriye teyzeciğim. Söyle. İyi misafir çiğ börek pişer pişmez alır bak. Bak misafirin ha. Misafirin iyisi budur. Sonra utanmadan karşınızda özür dileyerekten afiyetle yer. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Aşıldı, portakallar şaşıldı. Bizim ayıkanlarımıza narla nabzı aşıldı. Ne dedi? Kızım yasak hamurunu. Aşırdım. Dağdan elma aşırdım. Şaştım kaldım ben bu işe. Ağzımın yolunu şaşırdım. Bak. Hu. Aynur. Şaşırma. Afiyet olsun ye. Ellerimin ayarı yoktur dilimin kemiği. Ne güzel kıymalı yiyecektim. Peynirli gelmiş. Çiğin böreği. Tatar böreği. Peki Tatar türküsü var mı başka? Bildiğimiz böyle. Teyzem sen muhtarın hanımı mısın? Muhtar gibi nerede? Oh, oturuşundan belli. Derler ya hükümet gibi kadın diye. Of. Altınlar muhtardan mı? Buyurun o türküyü bir dinleyelim. Bana bakmayın ben. Devam et. Verken kopya bulur, kurgesi cirdi bulur. Dost tutmak anca aşların yakaları kırlıdır. Oy bülbülüm, bülbülüm, kayda kaldı sevgilim. Kalkıp kaldım men aytmağa, kanadım yok uçmağa. Sarı güllerim, sarı, sap sarı. Sen saramadın, ben saramadım, geldi asker katları. Oy bülbülüm, kayda kaldın sen gülüm. Katlet kaldım, men aytmağa, kanadım yok uçmağa. Katlet kaldım. Men aytmağa. Değerli tamaşacılar. Kanal 7 televizyasının Tataristan'dan yapmış olduğu bu yayında ne kaldım ben? Ay annem kıyamaz. Altın dişli Fikriye kıyamaz. İlla kıymalısından yedirecek bize. Sen bizim ekibin kaç kişi olduğunu biliyor musun? Var. Çok tatar böreklerimiz var. Çok yaptık komşular. Hepimiz yaptık. Bir sürü kaldı. Yaptık. Afiyet o sadece o kadar değil o. Afiyetlen diyeyim. Sizin kaç çocuk, çoluk çocuk, teyzem? 3 tane. 2 oğlan 1 kız. Allah bağışlasın. Torun torba? Yok. Daha yeni düğün yaptım. Yeni gelin aldım. Nerede gelin? Senin affedersin süzülmenden belli. Yalnız bu olmamış. Gelin kısmısı böyle kaynanasından daha yüksek yerde oturur mu? Şimdiki gelinler oturur. Şimdi kaynanalar gelinler kaynana.
Zalim kaynanaların zamanında gelin, zalim gelinlerin zamanında kaynana olmuşuz biz. Allah sizin gelinlerinize sabır versin. Kardeşim kamp etim de yok. Sen kamp et tutar edin. Hoş geldin. Hoş bulduk Aybalan. Ben de kamp et tutarım da. Kamp eti unuttuk. Ne o? Ne demek? Otursana teyzem. Şeker. Oturayım. Şeker demek. Kamp et. Bana kamp et. Sen kamp et tutar edin. Kamp etim yok. Sensin kamp et. Bana kamp et diyen teyzem. Gözlerin kamp et değil mi? Bu ne? Bu ne? Altın dişli fikriye. Teyzem, nedir? Tatar kobete işte bu. Tatar? Cayma, cayma kobete. Cayma? Cayma kobete. Oldu. Ben bunları Sivrihisar'da satıverim de gelin. Sen kobete men çaldık, sen bende kayırın artık kardeşim. Sen de mi börek ticareti yapıyorsun? Ben şunları satıverim de geliverim. Aydın, gelin buraya bak. Yeriz. Kolay gelsin efendim. Çok ellerinize sağlık. Kara kaçan. Eşek kullanmanın bir inceliği var. Direksiyon attaki gibi bu tutmuş olduğunuz yular değil. Sopa. Sağa dönmek istiyorsanız sağa dönüyor. Sola dönmek istiyorsanız sola dönüyor. Düz gitmek istiyorsanız böyle hafiften ayaklarınızla böyle göndereceksiniz. De. Geniş bir avludan içeri girdik ve pek çok hanenin olduğu yere geldik. Efendim merhabalar. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun. Siz nasılsınız? Sağ olun. Yollardayız. İyi, çok güzel. Tanıyalım sizi. Ben Hayri, Paşakadın köyünden. Tatarlık var mı? Var, Tatarım. Şöyle bir kameraya dönün de gözlerinizi görsün bizim seyircilerimiz. Burada kaç hane yaşıyor? Burada 40'ya hane falan var. Yok yok, sizin avluda. Tek bir hane, bir hane. Ama birkaç tane ev var burada. Yok, hepsi bize ait. Çoluk, çocuk, anne, oğul. Evet, çocuklar Sivrihisar'da okuyor. Evet. Biz burada kalıyoruz. Hayvancılık yapıyoruz. Burada kaç nüfussunuz? Burada 3 nüfusuz. Hafta sonları çocuklar gelir. Biraz kalabalık. Evet, kalabalık oluyoruz. Ben azıcık bir dolaşayım bakalım. Tabii. Şimdi sola dönmek istiyorsunuz. Sağdan gösteriyorsunuz. Direksiyon bu. Görmüş. Hidrolik. Hidrolik direksiyon. İyi oğlum. Burası Eskişehir'in ilk kurulduğu yer. Kaç yıllıkmış bu oturduğunuz bina biliyor musunuz? 200 senelik diyorlar. 200 en az. Peki, kolay gelsin. Yalnız odun pazarında eski evler eski olarak kalmıyor. Aslına uygun olarak restore ediliyorlar. Kütüğün bu civardaki evlerin hepsi yakın bir zamanda yeni halini alacak. Hatta hemen sola döndüğümüzde ben size evlerin yenilenmiş halini de gösterebileceğim. Mesela bu sadece boyanmış ama burada aslına uygun şekilde restore edilmiş ve yeniden boyanmış eski evleri görebiliyoruz. Merhabalar efendim. Merhabalar. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız efendim? Sağlığınıza duacıyız efendim. Kaç yıldır burada oturuyorsunuz? 2 senedir burada oturuyorum. Kiralık mı efendim? Kiralık. Ne kira ödüyorsunuz? 100. 100. 100 oturuyorum da yani. Fena değil aslında. Evet, çok güzel. Şimdi çok pahalı evler. Ben çoktandır oturduğum için 100 milyona bu aydan sonra 120 olacak zannedersem. Senede bir arttırma şeyimiz var. Efendim bu bina kaç yıllık biliyor musunuz? Valla bildiğim kadarıyla çok eski bir bina. Yani 200'den eski mi mesela? 200 vardır da ondan ötesini bilemem. İçerisi de eski mi mesela? Evet, şu şekilde. Ha, buradan görebiliyoruz. Bu sol taraf yüklük değil mi? Evet, efendim? Burası yüklük. Siz de yüklük olarak mı kullanıyorsunuz? Yüklük olarak kullanıyorum. Şu orta açık olan yer neydi acaba? Onun altında da şey var. Şöyle çektiğimiz zaman dolap. Bunlar böyle eski zaman tabaklar, şeyler konulan şeyler, kapaklar açılıyor.
Onları koyuyorsun. Fazlalıkları koyuyorsun daha doğrusu. Şey olarak. Zor mu böyle eski tip bir evde yaşamak? Keyifli yok, mi? Güzel. Çok güzel. Yani orijinali. Peki bazen istiyor musunuz şöyle betonarme bir eve geçeyim, şöyle konforlu bir apartmana? İstiyorum ya. Neden diyeceğim? Tavanlar çok alçak, mutfağım daha alçak. Naylon kaplı çünkü tavanın üstü. Bir istiyorum bozayım, yaptırayım. Ona da gücüm yok tabii. Vallahi olmuyor. İnsan oldu işte. Merhabalar efendim. Merhabalar. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız efendim? Sağlığınıza duacıyız efendim. Kaç yıldır burada oturuyorsunuz? 2 senedir burada oturuyorum. Kiralık mı efendim? Kiralık. Ne kira ödüyorsunuz? 100. 100. 100 oturuyorum da yani. Fena değil aslında. Evet, çok güzel. Şimdi çok pahalı evler. Ben çoktandır oturduğum için 100 milyona bu aydan sonra 120 olacak zannedersem. Senede bir arttırma şeyimiz var. Efendim bu bina kaç yıllık biliyor musunuz? Vallahi bildiğim kadarıyla çok eski bir bina. Yani 200'den eski mi mesela? 200 vardır da ondan ötesini bilemem. İçerisi de eski mi mesela? Evet. Şu şekilde. Ha buradan görebiliyoruz. Bu sol taraf yüklük değil mi? Evet efendim? Burası yüklük. Siz de yüklük olarak mı kullanıyorsunuz? Yüklük olarak kullanıyorum. Şu orta açık olan yer neydi acaba? Onun altında da şey var. Şöyle çektiğimiz zaman dolap. Bunlar böyle eski zaman tabaklar, şeyler konulan bir şeyler, kapaklar açılıyor. Onları koyuyorsun, fazlalıkları koyuyorsun daha doğrusu. Şey olarak. Zor mu böyle eski tip bir evde yaşamak? Keyifli yok, mi? Güzel, çok güzel. Yani orijinali olduk. Peki bazen istiyor musunuz şöyle betonarme bir eve geçeyim, şöyle konforlu bir apartmana? İstiyorum ya. Neden diyeceğim? Tavanlar çok alçak, mutfağım daha alçak. Naylon kaplı çünkü tavanın üstü. Bir istiyorum bozayım yaptırayım. Ona da gücüm yok tabii. Vallahi olmuyor. İnsan oldu işte. Evet. Apartmanda yaşayanlar böyle nostaljik eski bir evde yaşamak isterler. Olabiliyor. Çok teşekkür ediyoruz efendim. İyi günler diliyoruz size. İyi günler. Ahşap kirişler var burada sevgili seyircilerimiz. İçindeki o ızgaraları da ahşap. Üstü sanıyorum eskiden o balçıkla çamurla sıvanıyordu. Şimdi artık beton, beton olmuş, üstü yine boyanmış ama eski görünümünü almış bu evler. Ahşap girişleri var, kim bilir bu kapıda kaç yıllıktır, sonradan mermer eklenmiş. Böyle tarihin içerisinde yürüyormuşuz duygusuna kapılıyorsunuz burada. Sanki böyle 200 sene öncesi bir tek bu otomobiller çağdaşlığı gösteriyor. Efendim bu eski evlerin arasında enteresan bir şey var. Bu bir karavan. Yerleşik bir yer değil böyle, mobil. Neymiş burası? Akcami Mahalle Muhtarlığı. Bu görmüş olduğunuz karavan muhtarlık. İkametgah ilmi haberi alacaksınız. Bir karavana geliyorsunuz. Tabii muhtarımız öğle tatilinde ama burası bir muhtarlık. Yıkılmış mı acaba, dayanamamış mı muhtarlık? Çok bir eski olmuş. Restorani edilememiş. O kısmını bilmiyoruz. Ama burası muhtarlık. Burası bir karpuz tarlası. Burası bir karpuz tarlası. Uzun yola çıkalım dedik. Dedik ama biz bu araç içini tam ayarlayamadık. Sorun ya. Aşkla dirilmez misin? Yani bisiklet mi daha iyiydi? Bazen düşünüyorum. Daha mı az yorucuydu bisiklet?